Sayın TAP TV izleyicileri, şu anda Kayseri ilinin Pınarbaşı ilçesinin Dikilitaş köyünde seyyar arıcılık yapan Muğla'dan gelmiş arıcılarımıza beraberiz. Şimdi arıcıların kendilerine veriyor mikrofonu. Kendilerini bir tanısınlar. Onlara arıcılıkla ilgili ileride sorularımız olacak. Buyurun. Merhaba TAP TV izleyicileri. Ben Muğla Milas Sakarkaya köyünden Mehmet Arslan. 2012'den beri Kayseri Pınarbaşı Dikilitaş köyünde kekik, keven ağırlığı olmak üzere yayla balı üretmek için burada konaklamaktayım. Merhaba TAP TV izleyicileri. Muğla Milas Sakarkaya köyünden ben Ahmet Arslan. 2012 yılından bu yana Dikilitaş köyünde iyi balı yetiştirmek için uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Ben Muğla Milas Sakarkaya köyünde Aydın Ünlü. Arkadaşlarımıza yardım amaçlı burada kekik, keven, yayla balı üretiyoruz. Abdullah Ünlü. Ben de arkadaşlar yardıma geldim. Burada bal süzüyoruz. Son iki sezondur arıcı çok büyük sorunlar yaşıyor. Özellikle iklim değişikliklerinden dolayı. Bu senede kışın çok sert geçti. Özellikle Muğla bölgesindeki orman yangınları, basra böceğinin biyolojik olarak olumsuzlardan etkilemesi, çambalın olmaması özellikle Muğla arıcısını çok olumsuz etkilemiştir. Bu sene nasıl bir sezon yaşadınız ve özellikle arıcılıkta girdi maliyetler üretimimize olumsuz yansıyor mu? Bu seneki mevsim nasıl? Bir rekor teniz nasıl? Fiyat beklentiniz falan nasıl? Ne kadar piyasadan? Bu yıl dediğiniz gibi mevsim ilkbaharda çok ağır şartlarda geçti kış. Arımız da geçen yıl ormanlarımız malum yandığı için çok ağır darbeler aldık. Çam balı üretemediğimiz zaman bizim arılarımız Muğla arısı yani çam balına adapte olmuş bir arı. Çam balısı olmayınca bizim arımız da çok bir sağlıklı olmuyor. Bahara da çok sağlıklı çıkamadık. Tabii ama baharda kayıplar yaşadık. Şu anda yani yine de mevsimlerimiz bu kadar yağışlar iyi gitti İç Anadolu bölgesinde. Şu anda yani bir nevi memnunuz ama maliyetlerin çok aşırı bir şekilde bizi etkilediği ve de yani nasıl söyleyeyim şöyle enflasyon yani bu bizi çok etkiledi. Üretici olarak şu anda her şeyin altında kalmaktayız. Şu anda yani tam olarak malımızın değerini yani biz değil de bizden balı alacak olanlar belirliyor yani bizim ürettiğimiz mala. Yani arıcı arkadaşlar olarak şunları diyorum. Birbirimiz sahip çıkalım. Biz kendi malımızın değerini kendimiz biçelim. Alıcılar bizden fiyat öğrensin. Biz alıcılardan fiyat öğrenmeyelim diyorum ben. Teşekkür ederiz. Şimdi özellikle pazarlama konusunda sıkıntı yaşadığınız söylüyorsunuz. Buradan birliklerden bir bu konuda isteğiniz, dileğiniz var mı? Tabii ki birliklerden bir isteğimiz var. Bize yani birliğimiz bize sahip çıksın yani. Yani bize sahip çıkılsa memnun kalırız ne bileyim. Yani fındığın taban fiyatı olduğu gibi bal da mesela bize buraya geldiği zaman balımızı üretiyoruz. Bize burada buradaki bal alıcı arkadaşlar mesela şu fiyattan verirsen alacağız balını, diğerisi almayacağız deyip bırakıp gidiyorlar. Biz de burada yani sezonun sonuna kadar idare ettiğimiz maddi durumlardan memleketimiz malum çam balını yetişmek için de bazı şeyler ağır masraflar altında kalıyoruz. İyi kötü veriyoruz yani mecbur olarak da veriyoruz bazen ballarımızı. Bu sene beklenti, fiyat beklentiniz nedir? Özellikle kırçiçeği balında. Kırçiçeği balında 2000 lira aşağı düşmemesi lazım. Teneke fiyatı olarak söylüyorum bunu. 26 kilo gelen yayla balının teneke fiyatı şu anda 2000'den aşağıya bizim maliyetlerimiz çok ağır. Herkes de bunun farkında yani. Geçen yıl 6000 lira buranın nakliye olarak gelmiştik bir tırla. Bu yıl 22 bin liraya geldik buraya. Yani ben Nevşehir'den geldiğime göre 27-26 bin liraya mal oldu bana. Yani bunlar kendi araçlarımız dahil değil de sadece nakliyelere verdiğimiz paralar. Artı yani bu her şey arttı. Artmayan bir şeyimiz kalmadı. Onun için 2000 yani ben en düşük 2000'den açılmasını talep ediyorum. Genelde süzme bal üretiyorsun. Bu sene üretimiz nasıl? Kovan başına rekor teniz, memnun musunuz? Yeterli beklediğiniz üretimi yapabildiniz mi? Petek veyahut da süzme bal olarak. Evet ben bu yıl rekolteden memnunum şu anda. Yeni sahama başladım. Kovan başına herhalde bir 14-16 kilo arasında
değişimi yapacak süzme bal olarak. Tabii bunun yanı sıra biraz da çıta balı üretiyoruz. Bu yıl yani malum her şey pahalı olduğundan bazı şeylerde kısıtlıyorduk. Biraz da hava şartlarımız son günlerde düzgün gitmiyor. Soğuk, biraz da arıyı balı yedirdik. Daha fazla olacağını umudum vardı bu yıl. Yağışlar çok güzeldi ilkbaharda. Sonradan havaların soğumasıyla beraber biraz da balı yedirdik. Şimdi yayladan sonra özellikle Muğla bölgesinde çam balına gidiyor. Eğer gene çam balı son iki senede yaşandığı gibi sıkıntılı bir sezon geçirseniz düşünceleriniz ne? Arızınızı nasıl yaşatacaksınız? Nasıl daha sağlıklı bir şekilde kıştan çıkarmayı düşünüyoruz? Bu yıl inşallah çam da yani sıkıntı bizim Muğla bölgesinde inşallah bazı sıkıntıları ortak aşarız. Çam balının olmasını temenni ediyorum ama çam balı olmazsa yani bizim Muğla arısı olarak arımız zaten çam balına adapte olduğu için çam balı olmazsa bizim Muğla arısının %50'si zayi oluyor. İnşallah çam balı olur ama çam balı olmazsa da bir şekilde besin takviyeleriyle ayakta durmaya çalışıyoruz ama takviyelerin de yani son dönemlerde şekerin de fiyatının başına alıp gittiği gibi biz de şekerle besleme yapamayacağımıza göre şu günlerde son dönemlerde yani arıcımız zor günler bekliyor diyorum ben. Şimdi diğer arıcımızın yanına geçiyoruz. Bu sene mevsim nasıl gidiyor? Arıcılıkta mevsim nasıl gidiyor? Rekorte nasıl? Memnun musunuz geçmiş yıllara göre? Beklentiniz ne şu anda rekorte olarak? Evet, bu yıl gerçekten beklediğimizden daha iyisi olacaktı. Ama iklim şartları ki son günlerde el vermedi. Havalarımız soğuk gitti, kırağa düştü, bilmem ne oldu. Ama şu anda beklentimiz gerçekten iyi. Çıkarıyoruz balımızı Allah'ın izniyle. Bundan sonra artık çamda nasip olursa çama gideceğiz inşallah. Çamda da iyi bir beklenti istiyoruz. Allah'tan bir kötü bir hava şartı gelmedikten sonra bir yangındır, bir herhangi iklim bozukluğu olmadığı sürece inşallah çamda da bir yani hemen hemen buradaki aldığımız balın aynısını alacağımızı düşünüyoruz. Ama tabii işte artık kışa nasıl çıkarız, ne yaparız onu bilmiyorum da artık önümüzdeki günleri göreceğiz inşallah nasip olursa. Öyle düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Şimdi arıcılarımızın bugün alın teri, el emeği, süzmüş otları, bal süzüm çadırına gidiyoruz. Oradaki emeklerinin karşılığını göreceğiz. Şu anda bal süzüm çadırındayız. Arıcılarımız hasat için kovandan çıkarmış oldukları balları getirip bu bal süzüm çadırında sırlarını alıyorlar. Petek bal üreteceklerse petek balın olanlarını ayırıyorlar. Ama burada önemli olan petek balın özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Balın olgunlaşması gerekiyor. Balın sırlanması gerekiyor. Bunun için de bakın net şekilde göreceksiniz. Bu bal dört dörtlük şu anda tamamen olgunlaşmış. Bunun ekşime yahut da bozulma şansı hiçbir zaman yok. Yani bu ballar şu anda paketlenecek ve sırlar alındıktan sonra santrifüje konulup süzme bal içinde santrifüjden geçirdikten sonra dinlendirme tankını alıyor. Dinlendirme tankından sonra da tenekeler 26 kilogramlık ambalajlı laklı tenekeler içerisine alınıyor. Ve ondan sonra da arıcımız bunun kendi TR'sinin üzerine yazıyor. Bu balın kimin olduğu, nerede üretildiği belli. TR'sinin de üzerine yazıyor arkadaşımızın. Bu bal pazarlanacak veyahut da paketlenecek yere o şekilde gidiyor. Buradan da kendisi de zaten tenekelerden harmanlama usulüyle de numunesini alıyor. Analize gönderiyor.